bu aleti... 1-8'den 6-5'e orada hayatta kalan birini görüyor musunuz? Olumsuz. Güvenlik kanallarda cevap yok. Geç kalmışız. Allah kahretsin. Bir sonraki tahliye noktasına ilerliyoruz. Abi bu ne ya? Lan. Oğlum ne oluyor oğlum? Abi ne oluyor ya? Bir şey itiyor bizi, geri itiyor bir şey. Merkez burada sulanmış Kore cephanesi var. Constitution'a götürmeliyiz ama yükümüz çok fazla. Onlar alabilecek bir kuş var mı? Anlaşıldı 2-0, 1-8, 6-5. Oraya gidin ve cephaneyi toplayın. Nomad, gökyüzünü kontrol et. Anlaşıldı merkez. Nomad, koru bizi. Abi orada hortum varmış ya. Bir de hortumla uğraşıyorum ya. Ne biçim vardı bu kontrol noktası, tamam. Ananı avradını ya.
Oğlum bunları nasıl öldüreceğim lan ben? Amına. Ulan senin ben... Thank you.
Ulan. Abi yine sığmadım. Dönemiyorum lan oğlum. Yüksel. Abi yine havaya uçtum ya. Çok fena sinirim bozuldu ya. Ama bu herifi nasıl öldüreceğiz bunları biz ya? Düşünmem lazım abi. Bu yaratıkları öldüremiyorum. Bu şey çok sıkıntılı dönüyor yani. Nereye çıkıyor anasını satayım? Uçak kafayı yedi ya. Valla herhalde ilerliyorum. Yani ilerleyip ilerlemediğimi de anlamıyorum ama.
Lanet olsun, hadi ya. Abi anlamıyorum ben bunu ya. Hortuma yakalandık. Görmedim ki. Ya arkadaş. Merkez kalkışa devam ediyoruz. Kodumunun hava desteği nerede? Geliyor. Bir motoru kaybettik. Siktir. Düşüyoruz. Tüm birimler. İlerideki yolda saldırıya uğramış bir konvoy var. Destek sağlayabilirsiniz. Ama önceliğimiz bizim kuşları uçak gemisine ulaştırmak. Dikkatli olun, tamam. Hiç kimseye ateş etmiyorum abi ben. Gemiden 20 kilometre uzaktasın. Gökyüzü temiz. Onu eve döndür Nomad. Anlaşıldı. Nomad, beni duyuyor musun? Uçak gemisine vardık. Yanında Prophet ve Helena var. Sen neredesin? Duyuyorum Psycho. Yoldayım. Tahmini varış süresi 10 dakika. Elini çabuk tut ahbap. Sana ufak bir hediye getirdim. Gemiden 20 kilometre uzaktasın. Gökyüzü temiz. Onu eve döndür Nomad. Anlaşıldı. Nomad, beni duyuyor musun? Ulan dönüp dönüp aynı şeyi söylüyor. Döveceğim şimdi ha. Abi uçak kontrolleri berbat ya. Rezalet yani. Nasıldım? Hala hayattayız Teğmen. Bence çok iyiydiniz. Yani hala hayattayız. Doğru söylüyor. İniş ve kalkış operasyonlarına devam edin. Nomad. Neyse ki başardın. Baksana şuna. Pilotlardan biri getirdi. Hey Nomad.
Şu bokun bir ucundan tutsana oğlum. Evet. Tamam. Sakin yavrum. Hey, dikkat etsene. Bu şeyi buraya amiralin manyakları getirdi. Bir şey mi diyorsun Collins? Hayır efendim. Ben de öyle düşündüm. Aha. İnşallah çekmiştir değil mi? Madem olmamışım diyorum, biz de aynı şeyi yaşadık. Bu yaratıklar yakındaki güç kaynaklarının enerjilerini yemiyor. Bunu biz onu buraya getirmeden söylesin. Nomad, amiral seni komuta merkezinde görmek istiyor. Yolladığın görüntüler biraz heyecan yarattı. Hemen oraya gitsek iyi olur. Bayan. Siz gidin. Sonra görüşürüz. Hadi oğlum, amiral bekliyor. Seni görmek güzel sayfa. Nerelerdeydin? Anlatsam inanamazsın oğlum. Profit'la bir iki laf ettim. Bence kafayı yemiş oğlum. O kürenin içinde ne bok olduysa ona yaramamış. Adaya geri dönmekte kararlı. Helena o biçleri birbirleriyle nasıl anlaştığını bulduk diyor. Elektrik sinyalleri... Devrelerini kızartabilmemiz için sinyalleri taklit etmeye kanırtıyor. Bence çok zor iş be abi. Etki alanının yakınında saldırıyor. Bütün hava trafiği yönlendiriyor. Pekala. Japonya'dan gelen bir sivilimiz var. Ama yerine kadar kendimizi idare etmeliyiz. Depolara bir travma merkezi kurun. Hemen. Doktor Rosenthal komuta merkezine gelin. Doktor Rosenthal komuta merkezine. Abi Türkçe dublaj ayrı bir şey yani. Lan Psycho yürü. Seni bekliyor. Bir salaklık yapmadan Profit'i bulmam lazım. Sonra görüşürüz. Beni duyuyorsan adadaki herkesi buradan götürmelisin. Bu şeylerden binlerce var ve uyanmaya başlıyorlar. Bu bir işgal. Nomad, orada iyi bir iş çıkardın evlat. Senden aldığımız görüntülerin neticesinde... Ulan sıcak gemide takım elbisenle şov mu yapıyorsun oğlum bize? Anamızı ağlattılar be. Gelmez, o piçleri haritadan sileceğiz. Amiral, acele bir karar vermemeliyiz. Diğer olasılıkları da değerlendirmek için zamana ihtiyacımız var. Başkandan ve kuvvet komutanlarından daha iyi bildiğinizi mi düşünüyorsunuz? Durumun ciddiyetinin farkında değilsiniz sanırım doktor. Bir hafta önce askeri istihbarat uydularımız adada bazı anormal ısı hareketleri belirlediler. Önce Korelilerin nükleer deneme yaptığını sandık. CIA ve Ulusal Güvenlik bunu duydu. Dahası var. 4 gün önce NASA dağın merkezinden yayılan yüksek frekanslı bir sinyal belirledi. Sinyal M33 galaksisindeki bir yıldızı, yani buradan yaklaşık 4 milyon ışık yılı uzağa hedef almıştı. Yardım çağrısı olabilir. Birileri yardım istiyordur. Bulduğunuz örneklerin milyonlarca yıllık olduğunu söylemiştiniz. Doğru ama... Teknolojileri o kadar ileri ki bu dünyaya ait olması mümkün değil. Ya burada mahsur kalmışlarsa ve şimdi de yardım istiyorlar. Kim oldukları ve nereden geldiklerini bir kenara bırakıp harekete geçmeliyiz. Nükleer füze yüklü uçaklarımız hazır bekliyor. Özür dilerim ama nükleer silahların savunmalarını delebileceği bile garanti değil. Garanti istiyorsan git bir tost makinesi al. Gezegenimizin geleceği tehlikedeyken burada oturup bu tartışmalara giremem. Bu çok gülünç. O şeyler temas ettikleri güç kaynaklarının hepsinin enerjisini emdiler. Dağın tamamı dev bir enerji deposuna dönüştü. Şu verilere baksanıza. Bu enerji kaynağı dağın her tarafına dağılmış durumda. Şunun şekline bir bakın ve gemiye getirdiğimiz yaratıkla karşılaştırın. Benim tahminim bu şeyin canlı olduğu ve güçle beslenen bir organizma olduğu yönünde. Ona karşı nükleer güç kullanırsak neler olacağını öngöremeyiz. Kullanmazsak neler olacağını tahmin edebiliyor musun? Başka bir yol olabilir. Biraz daha zamana ihtiyacım var. Zamanımız kalmadı, doktor. USS Lexington'la bağlantı kayboldu. Burada görevi olmayan tüm personel hemen dışarı çıksın. Cephaneliğe gidiyorum. Bu götle işinizi bitirdiğinizde beni bulursunuz. Buna sen de dahilsin Teğmen. Bu
Kaptanınızı cephaneliğe giderken gördüm. Sanırım sizi bekliyor efendim. Yüzbaşı Ali, komuta merkezine. Lanet olsun, bu rakamlar doğru olamaz. Ne kadar çok ölü ve yaralı var. Cephaneliği mi arıyorsun? Koridorun sonunda, sağda. Komutan Dor, lütfen köprüye gidin. Komutan Dor, lütfen. Komutan Dor, lütfen köprüye gidin. Komutan Dor, lütfen. Gün adamları için yaptıklarını duydum. Oradan çıkamadıklarına inanamıyorum. O kürenin içindeymişsiniz dediler. Ondan o giysiler bir harika. Bazı testler yaptım. Oğlum bir saniye dönüyorum. Başardın. Selam Nomad. Aa Prophet. Tamam oğlum. O silahı oraya nasıl taktığını hala anlayamadım patron. Anlamıyoruz. Ateşleme mekanizması karmaşık. Terk bile mühendislik uygulamamız bile haftalar sürer. Oysa sen onları savaş alanında değiştirdin. Hatta güç kaynağını nano giysine entegre etmişsin. Çok başarılı. Uyum kurusun. Çok güzel abi. Peki abi. Hıyav ne anda? Doktor Gillespie, Nomad'in nano giysisine bazı testler. Sizin yardım edebileceğiniz söylendi. Oturun, oturun. Giysinizin kayıt cihazından edineceğimiz çevresel verileri inceleyeceğim. Oturamıyorum. Hey, patron. Nereye gidiyorsun? Bu işi bitirmeye. Bu iş adaya füze salladıklarında bitmeyecek miydi? Yanlış mı biliyorum? Amiral Morrison'ın yaptıkları beni ırgalamaz. Füzenin etkisi yüzeyle sınırlı kalacak. Prophet bekle. Evet, sizin için ne yapabilirim doktor? Yaratıkların şarj olurken kullandıkları bir sinyal dizisi tespit ettim. Bu onları bir aşırı enerji yüklemesine karşı savunmasız bırakabilir. Sinyallerinden biri nano. Abi bilim kurgu filmi bildiğin Fark film gibi oyun yapmış herifler ya. Ya frekansı uzaktan değiştirmek istersen? Oldukça kolay bir iş. Kablosuz bağlantısı olan bir bilgisayardan sinyal gönderebilirsiniz. Bu size deneme yapma imkanı sağlayacaktır. Bana ne yapacaksınız anlamadım. Eğer teorim doğruysa bu şeylerle savaşmak için yürüyen bir silah haline geleceksin. O zaman dua edelim de Morris'in ne yaptığını biliyor olsun. Doktor Rosenthal hemen köprüye gelin. Doktor Rosenthal hemen köprüye gelin lütfen. Amirali bekletmeyin doktor. Burayı ben hallederim. Tamam. Nomad, hazır olur olmaz benimle köprüde buluş. Güzel kız. Benim alanımda onlardan fazla yoktur. Bundan 10 yaş daha genç olacaktım. Ha işte geldi. Şuradaki rafın üstüne koy. Tamam. Prototip tak topu. Nano giysiyle kullanılmak üzere tasarlandı. Henüz deneme aşamasında. Sağda ise hiç denenmedi. Nükleer itici güçlü mermi atıyor. Tıpkı el bombası fırlatıcısı gibi. Ama bu çok daha fazla gürültü çıkartıyor. Teknolojide son nokta. Onu deneyebilir miyim? Hayır. Hadi la. Burada işimiz bitti Teğmen. Vericinizin ince ayarlarını yapma işini Doktor Rosenthal'a bırakıyorum. Sağ ol doktor. Sorun değil. Artık köprüye gitseniz iyi olur. Amiral sabır yönünden biraz zayıf. Abi bu köprü neresi ya? Dikkat et. Alev olabilir. Sakin ol. Ne yaptığımı biliyorum. Beyler, ben Amiral Morrison. Birkaç dakika önce başkan tarafından adadaki düşman güçlere karşı sınırlı bir nükleer saldırı düzenlememiz için yetki verildi. Bilindiği gibi nükleer güç kullanmak çok ciddi bir karar. Tam olarak ne tür bir düşmanla karşı karşıya olduğumuzdan hala emin değiliz. Ancak özel operasyon birimimizin topladığı istihbarata dayanarak gezegenimizin büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu değerlendirmekteyiz. Önümüzdeki dakikalarda ne olursa olsun hepinizin şeref ve disiplin duyguları içerisinde görevlerinizi ifa edeceğinizi biliyorum. Şimdi savaş istasyonlarına rapor verin ve çarpışmaya hazır olun. Nasıl güreştiğimizi gösterelim onlara çocuklar. Bu taraftan Teğmen. Amiral. Efendim? Bütün. Binbaşı Barnes, ben Amiral Morrison. Hemen o uçuş aracını indirin. Binbaşı Barnes.
Ne yapıyor bu? Efendim, alıcıları bozayım mı? Bırak gitsin. Gerizekalı, kendi ölüm emrini imzaladı. Vakit geldi Teğmen. Fırlatmaya hazırız. İyi, fırlat. Senin şu binbaşın emirleri hiçe saydı. İzinsiz cephaneliğe girdi, bir hava aracı aldı, adaya gitti. Prophet hala orada mı? Fırlatmayı ertelemeniz gerek. O kendi seçimini yaptı Teğmen. Abi bu Amiral, nedir ya? Tekrar düşünmeniz için size yalvarıyorum. Bu çok riskli. Ya onların beklediği de buysa? Ya tam olarak istedikleri şeyi yapıyorsa? Şöyle böylelerle kaybedecek vaktim yok doktor. Pentagon'dan nükleer güç kullanmak için onay aldık. Emirler çok açık. Komuta kontrol. Burası Marauder 1. Kitlenme tamam. Fırlatma menziline yaklaşıyoruz. Tamam. Anlaşıldı Marauder 1. Beklemede kal. Biz hazırız efendim. Ya yanılıyorsanız amiral? Sonuçlarına katlanabilecek misiniz? Fırlatma işlemine devam edin. Emredersiniz efendim. Marauder 1, burası genel merkez. Onay verildi. Yükü bırakabilirsin, tamam. Umarım yanılmıyorsunuzdur. Sen, ben ve gezegenin geri kalanı. Baba film ya, harbiden film. Abi oyuna daldım arkadaşlar, konuşmuyorum, kusura bakmayın. Film izliyorum da. Bu küre gittikçe genişliyor. Sanırım onu daha da güçlendirdik. Efendim, radarda cisimler görüyorum. 8, yok 12, aman tanrım! Herkes yere! Amiral, canım, seni sanırım biçtiler. Şu alevleri söndürün! Hemen! Kendine gel Nomad. Bütün gemi birazdan cehennemi boylayacak. Yaratıklar geminin her tarafında delikler açıyor. Oraya git ve savaş asker. Bu gemiyi kaybedemeyiz. Abi mermi sıkıntımız var. Buraya ne oldu lan? Thank you.
iğrenç yaratık. Allah'ın cezası iğrenç yaratık, neredesin lan? O ne lan? Neredesin ulan? At arabası. Lan oğlum kime atar yapıyorsun? Eşşoğlu eşek. Neleri? Ağzına tükürdüm. Hepinizi havaya uçuracağım lan. Nereye gidiyoruz? Buralarda bir yerlerde. Aşağı iniyoruz. Yavrum benim be. Reaktör odasına iniyorum. Uçuş güvertesine ulaşmaya çalışacağız. Bu piçler her yerdeler. Yukarı vardığında bize bir işaret çak. Tamamdır Sayko. Ahmet, birinci üzerinde çalışıyordum. Sanırım senin yanın bir şey olarak onların şarj mekanizmasıyla oynayabiliriz. Başın derde girerse haber ver. Benim başım hep derde. Abi geminin planı çıkıyor harita diye de yükseklik algısını o abimiz göstermiyor. Abi bu ne ya? Thank you.
odasındaki devre anahtarları çökmeyin. Böylece reaktörü sorun olmadan yeniden kurtarabilirsiniz. Ay anana. Merak etme, sana yardım edeceğim. Abi. Şimdi şalterin yakınında olmalısın. Yanında yanıp sönen kırmızı radyasyon alarmı olmalı. Lan oğlum. Şu mu? Tamam, galiba oldu. Harika. Rot kolları açılmış olmalı. Şimdi reaktör odasına git ve kapatma sürecini başlat. Abi o odaya git, bu odaya git, anamızı ağlat deyip neler ya. Anasını satayım. Tamam, reaktör odasındayım. Sırada ne var? Kırmızı düğmeye bas. Reaktörün kapanma süreci başlatıldı. Çok iyi Nomad. Kontrol kolları aşağı inmiş olmalı. Lanet olsun. Kontrol kolları tak... Ah siktir. Çok fazla yaratık var. Sanırım reaktörden güç çekiyorlar. Evet. Sanırım nükleer çekirdeğin gücüyle onlara aşırı yükleme yapabiliriz. Menzilde kal. Sinyali giysine yönlendiriyorum. Galiba işe yarıyor. Niye bu kadar şaşırdın ki? Başka? Bu çubukları indirerek iyi iş çıkarttın evlat. Şimdi sana güvertede ihtiyacım var. Yeni bir düşman dalgası geliyor. Hemen buraya gel. Abi. Ha siktir. Thank you.
Açın lan. Nomad, güvertedeki çocukları benzetiyorlar. Hemen oraya git. Hay anana avradını. Patlama kapağı açıldı teğmen. Geri zekalı. Geber ulan. Ananı. Başlayın. Gelin bakalım of bu çocukları. Hadi. Beni koruyun. Çok uzaylı öldürdüm ya. Enerji kritik seviyede.
bu duvarlardan içeri giriyorlar. Ya hocam, şu silahın mermisinden yok mu? Herkes gemiyi terk etsin. Yok. Nomad, uçuş güvertesini sardılar. Hemen buraya çıkmalısın. Güvenli bir yer bu. Oraya çıkacağım. Ama önce bir yere vurun. Morrison, şu tak topu elini çabuk tut değil mi? Sana görüntüde ihtiyacımız var. Burada bir şey var. Büyük bir şey. Topunu aldım. Evet, uçuş güvertesini ele geçirdiler. Hemen gemiyi terk etmeliyiz. Buradan gidiyoruz Ömer. Bir hava aracı alıp gideceğiz. Seni bekliyoruz. Bu odadan çıkmak da var ya. Bu niye kilitlenmedi? Tak topunu aldım. Abi kapılar nerede ya? Çekil önümden. Nereden çıkacağım? Siktiğimin emrini ben veririm. Kimse bir yere gitmeyecek. Kalın ve dövüşün. Ama efendim. Götür onu buradan. Hadi, hadi. Hadi kıpırda. Siktir. Hayır, sokacağım güvertene. Sıçtığımın aleti. Abi bu nasıl bir şey ya? O insanlara kurtar. Ananı. Nomad, öldürme lan
Sayılır. Amiral başaramadı. Neredesiniz? Pedalayla hava aracındayım. Gemi istila edildi. Herkes ya öldü ya da denize attı. Bekle, seni almaya geliyorum. Dur, boyuna bak be. Biliyorum.
yaklaşık kritik seviyede. Tamam, bitireceğim de nasıl bitireceğim? Tamamdır. Abi her işi de ben yapmayayım ama. Tamam Sarko, aracı olabildiğince yakına getir. Umarım ne yaptığını
Ana avradını. Oğlum bu buzlanma ne oluyor ya? Abi nasıl oluyor ya? Umarım ne yaptığının farkındasın. Farkındayım. Başa döndük ama bu döndüğümüz yerden devam edeceğiz arkadaşlar bu oyuna. Şimdilik ben size veda ediyorum. Bu bölümde harbiden suyunu çıkartmışım. Çok uzun olmuş ya. Yeni bölümde tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Yeniden görüşünceye kadar cümleten hepiniz Allah'a emanet olun.